Evet, bugünün kritik haberi Merkez Bankası faiz kararı açıklanmış oldu. Zaten genel beklentiye paralel olarak da sabit faizle devam edildi. Artacağı, azalacağı ile ilgili söylentiler özellikle azalacağı tarafındaydı bu ay ama yine sabit kalınması tercih edildi. Peki otomobil fiyatlarına etkisi ne olacak? Kurul tarafından özellikle sabit faiz açıklanmasıyla birlikte ekonomide yeni ilave tedbirler alınacağı söyleniyor. Bu da yine beklenti yaratmış durumda. Bakalım piyasaya etkisi ne olacak? Mevcut duruma baktığımızda kurun bundan bir etkilenme durumu söz konusu değil. Kur etkisi olmasa da yine önümüzdeki ay başında enflasyon etkisiyle araç fiyatları yukarı doğru tırmanışını devam ettirecek. Hangi yeni model çıkarsa çıksın bir showroom'a gittiğinizde o aracın daha satışa çıkmadan satıldığını, ön fiyatlarla beraber elden çıkarıldığını görüyorsunuz. Aynı örneği şu an Toyota Yaris Cross'ta yaşıyoruz. Yaris Cross'a almaya herhangi bir bayiye gittiğinizde araçların satıldığını öğreneceksiniz. Önceden yazılanlar araçları almışlar. Önceden yazılanların da amaçları belli. Bu araçları toplayıp yine 50-100 bin liraya Sarista'ya koymuş olacaklar. Bu uygulamanın sonunda mutlaka bir sürpriz gelecektir hükümetten. Ben bu konuda açıkçası bir şeyler bekliyorum. Bunu da altını çizmiş olayım. Çünkü fiyatlar böyle devam ettiği sürece bir karşılık mutlaka gelecektir. Ek bir vergi, satış vergisi gibi bir şey ben ikinci elde bekliyorum. Sıfır araçlar son hız satmaya devam ediyor. İkinci elde bayram öncesi oldukça hareketli. Bu da yine otomobil fiyatlarını yükselten bir etken. Sıfır araç fiyatlarını, ikinci el fiyatları şu an ciddi anlamda geçmiş durumda. Özellikle elektriklere ciddi talep var. Bununla ilgili de kısa bir video paylaşacağım sizinle. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.